Böyle bir şeyler yaptığın zaman beni çok üzüyorsun ya. Yani geldiğinde tam üstünde konu kaldın adamın. Selam millet, Dedeler Oyunlar'la tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Bu videomuzda çok değişik olduğuna inandığım indie game, indie yapım, piksel piksel, Devious Dungeon isimli oyuna göz atacağız. Hemen şöyle bir new game diyelim. O kadar zor ki oynaması. Klavyenin tuşlarını desteklemiyor çünkü. Krallığa karanlık zamanlar gelmişti. Zindanlarda bir kötülük uyanmıştı. Kral bunu yok etmek için bütün savaşçıları yanına çağırdı. Ama hepsinin sonu hızlı bir ölüm oldu. Sadece bir tane gaslı erkek günü kurtarabilirdi. O gaslı erkek ben miyim? Ne kadar da gaslı bir erkeğim ya. Hokkabaz daha hızlı ol sen aptal. Kral da çok kibar bir kralmış anladığım kadarıyla. O ne abi? Nasıl bir şopa girişi oldu bu? Peki. Weapon desem. Rusty Sword. Zaten bendeki de Rusty Sword büyük ihtimalle geri kalan şeyler için de param yok. Çıktım gittim. Ben şimdilik bu shop'tan çıktım gittim gerçekten. A, S ile shop'a girersin diyor. Peki. S ile aynı şekilde zıplıyorum da ama S ile. Güzel kardeşim niye böyle yapıyorsun? Evet zıplayarak geçemedik oradan çünkü girme tuşu saydı onu. Level 1 diyelim. Bakalım nasıl bir ortamdayız. Tutorial. Şuna basıp zıplarsın. O kadarını çözdüm evet. Ha, bu da güzel. Basılı tutarsan daha yukarı zıplarsın. Bence de. Ha, basılı tutabiliyormuşum saldırımı. Bu güzel oldu. Şuna vuruyor muyum dedim yoksa bir an. Platformlardan inmek için... Ha, böyle inmem gerekiyormuş. Peki. Şimdi aydınlandım. Her şeyi yok edebiliyormuşum. Gizli bölgelere dikkat et diyor. Çok kaygan bir karakterim var yalnız. Gerçekten kaygan bir karakterim var. Bir yerlerden kayıp düşmesi her an gerçekleşebilecek bir olay. Ne diyorsun yavrum? Tabla. Haritamı açabilirmişim. Bak bu güzel oldu öğrendiğim. Aha, ilk yaratığımı indirdim. Ve tecrübe kazandım, level atlıyorum. Bana level deyin. Bana level diye gelin. Anahtarı bulasın ki bir dahaki bölüme geçesin. Aslan parçası dedi. İşte bu da senden beklediğim bir şeydi benim. Level 2'deyiz. Biraz haşin girdim ona. Tahmin ettiğimden daha haşin girdim hatta. Ama bu olmadı ya. Dikenlere falan düşüyor param. Dikenlere düşen parayı sevmem. Hatta o parayı kurtarmak için o dikenlere bile girebilirim. Bir hasar aldım. Çok fazla bir şey olmadı. İyi bari. Ana terbiyesine bak. Bağ ok at iyi. Neyse. O oktan kolay kurtulduk. Karşılık verme. Cevap verme abine. Aman. Aman çok güzel ayarlanmış. Tebrik ediyorum onu ayarlayanı. Tam düşeceğimiz şekilde ayarlamış. Seni küçük aslan parçası. Bak ben de zıplamamı ona göre ayarladım ama ne haber? Level atlayınca ne olacak merak ediyorum. Ya skill falan var mı acaba kazanacağım bir şeyler? Yalnız şu kaygan adımlar beni biraz üzmeye başladı. Herifin kılıcı daha büyükmüş. Bize kadar yetişti adamın kılıcı. 5 hit point için 10 hasar mı yedim ben? Ha, şimdi anladım olayı. Evet. Onu dövdüm ama bana pahalıya mal oldu bu. Ana iskelete dokunduğum anda hasar yedim. Level up'ta kas gücü, hasar, stamina, can, dexterity, crit. Upgrade'ini seç diyor. Üzücü oldu. Kas gücü diyelim, hasar diyelim. Hasarımız artsın.
Bir savaşçı dediğin hasarlı olmalıdır. Garip oldu cümle. Hasarlı derken hasar görmüş gibi oldu ama. İlginç bir kazanım. Dur çocuğum. Sakin ol. Bu beni çok mutlu etti. Hadi yavrum. Paramı orada bırakmayacağım. Doğru yönde mi gidiyorum? Kapı orada mıydı? Aa, bütün dikenlere bastım ama ha. Gerçekten çok başarılı bir hareketti bu. Hoyda bire. Görev tamamlandı. Bir de aradan görev tamamlamışız. Ne kadar güzel. Haşırt diye vurdu herif, hiç acımadı ya. Ha, bu sefer olmadı koç. Ben önce davrandım. Bir de küçük bıçaklı var ya. Ana, küçük bıçakla daha hain saldırdı. Bildiğiniz adam hain çıktı. Evet, yaratıklara biraz uzaktan doğru saldırmak. Bir görev daha tamamladık. Görevlerin ne kadar güzellikler sunduğunu da yakında göreceğiz. İşte bu. İnce ayar yapmayı öğrendik. Tam derken langırt diye düştüm oradan, ince ayar yapmayı öğrendim derken. Ha, oraya ulaşamadım, bir saniye. Oraya oradan ulaşmam için değilmiş zaten. Burası içinmiş de. Ya arkadaş, ben klavyenin tuşuna basmayı bıraktıktan bir süre sonra yürümeye devam ediyor adam. Şekil A gibi. Şimdi anahtar bulamamış olmamız o yöne gitmeyeceğimiz anlamına geliyor olabilir. Yapma. Şu dikenlere düşme işini de yapmasan var ya, çok iyi anlaşacağız da seninle. Yaratığı da pörtlettin diyor. Evet, anahtarımı da yine buldum galiba. Bu seferki daha temiz oldu. Bir level daha atlamaya çok yakınım. Tipsiz. Kendini ele veriyorsun. Çok güzel hallettim bu sefer adamları ha. Yapma bunu. Evet, aynı şeyleri sundu bize. Stamina diyelim bu sefer de, canımız da artsın. Acımasız bir şekilde saldırmaya devam ediyorum rakiplerime. Tam bir indie oyun olmuş bu ya. Gerçekten de bana 486 dönemimi hatırlattı. Acaba bölüm sonu canavar olacak mı? Şimdi onu merak ediyorum. Hani 1 dedi, 4 dedi falan, bize bir şeyler seçtirdi ya oradan. Vallahi aşağılara maşağılara düşmeniz beni ilgilendirmez. Sizi toplayacağım. Seni toplayamayacağım galiba. Yo, seni de topladım. Güzel. Olaf'ın karavanı mı? Olaf'cığım, sen de bana bir şey satıyorsun şimdi. Sattığın şeylerin kilitli olduğunu farkında mısın Olaf? Alalım madem bunu. Yes. Yes. Peki. Şimdi bu açıldı onu alınca. Silahlarda niye böyle bir şey geçerli değil peki? En üstteki de... Ha, en üstteki lock değilmiş. Ben görememişim onu. Tüh 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 tüh. Ah be. Vay, tipe gel. Zırhım oldu. Healing alabilirsin diyor Priest'ten. Almıyorum canım healing, teşekkür ederim. Boss'a falan mı gidiyorum? Bana bir iyi davrandınız böyle. Yazık çocuğa, iyi davranalım der gibi.
Evet, tuşlarda hafif bir aşırı hassaslık var. Mesela gördüğünüz gibi yana basıp bırakıyorum, biraz daha yürümeye devam ediyor. Azar azar basmak lazım böyle. O kadar da azar azar değil tabii. Hayır. Hayır, kandırıldım. Dalarım size. Size dalarım. O aşağılara inemeyeceğim. Çok dikenli aşağılar. Bütün paralar aşağılara gitti. Diken var diye gitmedim ben de peşlerinden. Oho, buradan doğru iskelete vurabiliyor olmak müthişmiş. Anahtarım var, evet, farkındayım. Bu mudur yani? Evet, bu yeterlidir. Scott diye ters takla attım. Ha, level 1 4 mu diyordu acaba o? Düşük level'larda girmen gereken bir yer burası, yüksek level'larda falan mı diyordu? Bana bir boss vermezsen seni rahat bırakmam ya. Ben bir boss isterim bu saatten sonra, yani söyleyeyim. Stamina, strength. Hadi bir de crit verelim, karakterimiz dengeli olsun. Keşke bir kere biraz daha geç girseydim o dikene. O parayı da alırdım. Çıktığı anda paraları toplayamamak gibi bir sorunu var karakterimizin. Çıktığı anda toplasa aslında hayat çok kolay olacak ona. Şimdi belli oldu. O terbiyesiz şey orada. Sabit durup saldırabilince daha güzel hasar verdik. Ha, kılıcı yetmiyor buradan bana vurmaya. Tam bir terbiyesizsin sen de ya. Vallahi bir mir kardeşim, kusura bakma, ben bunu kırarım. Ana 3 verdi bir de. Bir mir diyordum yani, 3 verdi adam. Şimdi de onlar için aşağıdaki dikenlerin içine atlarım. Çünkü biraz fazla oldu diyecektim. Çok da fazla olmamış aslında. Şimdi fazla olacak. Yok, yine fazla olmadı. Yine de ucundan değip dikene şöyle gitmekte bir mahsuru yok diye düşünüyorum. Oh! Para yağmuru. Bak ya. Belli bir uzaklıkta durursak bu sefer de o vuruyor, biz vuramıyoruz. O bizi rezil ediyor. Gider ayak şunları da indireyim de cebe. Boss gibi bir şeyin var mı güzel kardeşim? Çok merak ediyorum. Oradan bir ok atıldı biraz önce. Ben bunu duydum. Hadi be. Geç kaldık. Kıramadık oku. Aa, tam bir ahlaksızlık bu. Saldırı mesafesinin tam sınırında kaldım. İşte. Şimdi biraz dikkat etmem lazım kendime. Keşke başka bir şey isteseymişim. Bir yerden can çıkar mı diye düşünüyordum.
Canım benim, nasıl bir zamanda geldin Level, nasıl bir zamanda geldin, sana helal olsun. Aa, sen de vuramazsın nasıl olsa diye duruyordum. Terbiyesiz beynime vurdu kılıçla. Neyse, çok da aşağılara düşmeden kaptık diye sevinebiliriz. Olaf. Bakıyorum da yine buradasın. İyi yere dükkan açmışsın vallahi. Silahlara bakalım. Wooden Club'ı alalım. Yes diyelim. Başka türlü çünkü diğerini açmayacak. Steel Sword'u şimdi açtım. Teşekkür ederim Olaf. Her seferinde ince ince bir şeyler vererek artı bir stamina diyor. Yes diyorum. Bunu da alıyorum Olaf senden. Amulet'tan artı bir stamina diyor. Yes diyerek bunu da alıyorum Olaf. Böylece her şeyi almış oldum. Potion ne kadarmış Olaf sen? Olaf kazıkçıymışsın. Şimdi artık zopayla vuracağım onların kafalarına. Daha mı iyi oldu göreceğiz. Deminki rakamı hatırlamıyorum biliyor musunuz? Hiç dikkat etmemişim. O da benim enayiliğim biraz. Mesela bu adamlar daha mı güçlü? O yüzden mi daha çok vuruyorum adamlara? Ben dandikleştim mi iyileşeceğime? Oo! Ne biçim oldu bölümler? Ben nerelere gittim böyle ya? Bir şey söyleyeyim mi? Oyunun şakası yok artık ha. Oyun ciddileşti. Ah, iki kere hasar yemeye değmedim bunun için. Nerelerde diken olduğunu da göremiyorum ki hiç. Kaçmaya çalışmak biraz yararsız bir hareketmiş. Anahtarım da yok henüz. Mükemmel bir durumdayım şu anda ya. Efsane bir hareket hatta. Efsane bir durumdayım da diyebiliriz. Ya böyle hareketler yapmak zorunda kalıyorum koç, kusura bakma. Canı da kaptık en azından. Bu kadar da karışık değilmiş aslında ortam ya. Ben biraz ağlamışım bu durumda. Büyücü! Hiç hoş şeyler yapmıyorsun. Daha iyi hasar vuruyormuşuz, evet. Aha, bunu yapma. Bunu yapma. Resurrect. King Court'a geri mi döndüm? Sen ağzına vururum King. Şunu kıramıyor muyum? Kıramıyormuşuz. Olaf'cığım, bana param mı var, huzur var dediler. Öyle olmadı. Param var, hiç huzurum kalmadı Olaf. Ne yapacağız? 120, ha, bir sta bir dex veriyormuş onun yerine. Bak bu da iyi. Bitki de artıyor böyle belli ki. Şimcik. Buraya girdiğimizde... Ha, 1, 4, 7, 10 boss demiş. Dur, boss'u göreceğim öyle. Öyle. Bırak, bırakmam. Vallahi bırakmam. Boss'u görmeden bırakmam. Aa, bak bunu da sevdim. Random bölümler. Bölümler random design. Bunu beğendim. Hadi yavrum, naz yapma. Biraz düşebilirsin. Ben yavaş gidiyorum diye sen de yavaş gidiyorsun. Olmaz böyle yani. Sen yavaş, ben yavaş.
terbiyesize bak, attığı şeyler ekranın içinden geçiyormuş. Büyücü var ya, mahvettin beni. Beni mahvettiler. Beni büyücüler mahvettiler. Vur kaç. Gel abi gel, domates sat, patates sat. Şurada hava sıcaklığı camı 2 dakika açık bırakıyorum. Domatesçi patatesçi geliyor ya. Nasıl bir bahtır bu ya. Tabii ki camı pencereyi kapatmak zorunda kaldım hemen. Bu lüksümüz de buraya kadarmış. Çocuğum kırıl. Sen orktan nasıl dayanıklı bir sandık oluyorsun böyle, söyler misin bana lütfen? Sinirlendirme. İnmeli çıkmalı, zıplamalı hoplamalı kırarım seni. İşte bu kadar. Şimdi hasar hasar. Varsa yoksa hasar. Para, sen benim saygımı kazandın. Dikenlerin öbür tarafına mı zıpladın sen? Kendi çabalarınla. Sen de benim hiç saygımı kazanmadın. Büyük uğraşlarla oraya kadar düştün demek ha. İksir çıktı, ilginç. Güzel, bu adamlara ardından saldırmak gerekiyormuş. Aman diyeyim. Çok iyi bir hareket olmadı o. Çok iyi tercihler yapmadım orada, farkındayım. En azından bunu kendimi affettirebilmişimdir diye düşünüyorum. Öbür taraftan yine batırdık. Fazla canımız gitti ya. Galiba burada başka bir şey yok görülecek. Kapı burada bir yerdeydi. Miydi? Hayır, burası başlangıç noktanmış. O zaman bir daha şu dönüş yolculuğuna başlasam iyi olacak. Kırmadığım bir şey buldum burada, ne mutlu bana. Güzel, arkada dökülmüş paraları falan da bulduk. Bu da güzel oldu. 10. level boss'tu değil mi? Ah be, bu iyi vurdu. Bu canımı acıttı resmen. Dikkat etmem lazım. Hiç hoş değil bu hareketler. Orada bir yavatık gördüm demin. Bu da yeni bir yaratık. Hiç hoş olmadı bu yeni yaratık. Yeni yaratık güzel dövdü bizi. Bir de bu 8. level'dı galiba değil mi? 7'de, 8'de, 9'da mıydı şey? Yani bu bölümü geçemezsek bir Dark Soul macerası daha yaşanacak. Sevi yapamayacağız. İşte buraya kadar müthiş oldu. Tekerimeyle kral oldu. Aha, minik goblin, beni patlatacaksın değil mi? Üzgünüm goblin. Belki arada dükkan bulurum dedim ama dükkan bulamadım. Can yok mu?
Lütfen. Ah. Belki level. Şimdi dikkatli oynadığım kadar deminden beri dikkatli olaydım da bu dumuru yaşamayaydım değil mi? İşte bu kadar. Kardeşlerim artık dikkatli oynamak kelimesine yeni bir bakış açısı getiriyorum. Dikkatli oynamanın kitabını baştan yazıyorum. Bir sürü para kaybetmek anlamına gelse de hayır. Başladığımız yere geri döndük. Bu demek oluyor ki işleri eksik yaptık. Gerçi şu anda anahtarımız var. Anahtarımızla geri döndük. Demin bir anahtarımız yoktu. Kapının olduğu yere yakın mıyız acaba? Bak terbiyesizliğe ya. Her yerde bize kazık atacak bir şeyler var. Burası değilmiş. Level 10'da da boss açılmayacağını biliyorum ama en azından level 10 açılacak. O zaman şu taraf daha önce gitmediğimiz bir yer. Ver o büyüyü. Sonrası zaten bir şey yapamazsın. Büyüyü verdikten sonra benimsin. Pötür pötür pötletirim adamı. İşte ters takla 10. bölümdeyiz. Ah Olaf'ım benim ya. 10. bölüme ulaştığım için nasıl mutluyum biliyor musun? Olaf'cığım ne yapayım sana biliyor musun? Ben şu zırha geleyim. 14 değil 16 hasarlık bir adam olalım artık biz. 16 hasar iyidir. 18 gereksiz. 18'i hallederiz. İksirlere geleyim Olaf. 2 stamina diyorsun. 2 de can mı? Ya adamsın. O zaman şuradan devam ediyorum. Level 10. Nice. Böyle bir şeyler yaptığın zaman beni çok üzüyorsun ya. Yani geldiğinde tam üstünde konum kaldın adamın. Ne elde ettin şimdi burada? Olmadı. Güzel. Şöyle yaparsak eğer galiba tam da yerinde durmuş olacağız. Yapma böyle şeyler ama. Para bizim için önemli. Ekmek kapısı yani lütfen. Bu savaşları niye veriyoruz? Bunca bu savaşlar niye veriliyor? Niye adamların içine giriyorum yine ben? Aşağıda bir yollar varmış. Her ne kadar ben keşfedemesem de onları. Bakıyorum da Allah Allah neyse sonu görünmüyor. Çok iyi değil oraya şimdi buradan doğru gitmeye çalışmak. Yavrum boss'un bölümünü seç. Ha? Boss'un bölümünü seç canım benim. Niye böyle yapıyorsun? Bu hiç iyi olmadı işte. Bakalım birden fazla fazı var mı? Şu an için her şey çok iyi görünüyor. Belki de şöyle yapabilirim ha. Evet, yapabiliyormuşum gerçekten. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Elveda Ork Chief. Takla atarak mekanı terk ediyorum. Olaf'ın karavanına da geliyorum büyük bir mutlulukla. Potion'lara da geliyorum. Efendim, Potion of Strength alıyorum bir tane de. Kas gücü iksirini indirip şuradan takla atıp okey, takla atıp ters taklayla gidiyorum. Level 14. Şimdi bir şeye bakmam lazım.
Bunu acilen hemen halledeyim bu işi. Ya istedim mi de beni indiremiyorsunuz ya. Ne kadar rezil tiplersiniz ya. Gidiyorum. Kendime daha güçlü bir rakip bulmak için gidiyorum. Oo işte bu. Aradığım buydu. Top atıyor adam bana. Sen değil yavrum. Sen vurursan topu yiyemiyorum. Biraz da savaşıyor gibi yapayım dedim. Şu anda ne durumdayız? Ona bakmak için böyle yaptım. Level 7 10 boss. Anam. Hah 14. Boss 4, boss 5. Wow. Vallahi kardeşlerim burada dikizimizi sonlandıralım. Güzel oyundu. Ben beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum ve paylaşımlarınızla destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.